bahsettiği konuyu heyecanla bekleyenlerden biriyim ben. Çünkü Alp'in tecrübesi, özellikle bu sosyal sermayeler, kentsel sermayelerle ilgili tecrübesi eminimiz için ufukçucu olacak. Sosyal sermayeyi odağına alan çeşitli kentsel müdahaleler nasıl mümkün olabilir ve sonucu nasıl olabilir? Özellikle yer deneyiminde önemli bir deneyim var. Teşekkürler birlikte Alp. Yani için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Merhabalar. Şimdi ilk önce belki şunu söyleyeyim, yani benim kendime esas verdiğim bir konu kentsel mekanımız oluştu. Yani kendi kim yapıyor? Hepimizin çok iyi bildiği gibi kimin yaptığını ama kimin yapmadığını çok bilmiyoruz. Mimarlar ve tasarımcılar yapmıyor. Yani hani belki çok ufak bir kısımda müdahale edebiliyoruz. Ama temelde kent mekanında, zihniyeten içinde yaşadığımız kent mekanında. Son olarak ne oluşturuyor? Gelen içinde yaşadığımızdan kastım, yolda yürürken yanında durduğumuz çöp tenekesinin nereye konulacağı, yeşil apartmanın renginin ne olacağından, önüne konulan tecrübe denen tepki, sabrına da kadar aslında herkesin küçük küçük yerel yönetimden içinde yaşayan en ufak bireye kadar, hatta sonuç hayvanına kadar kolektif olarak ürettiği bir bilgi mekan var. Aslında mekanı üreten, yani kent mekanını üreten o kolektif üretim biçimli bir şekilde müdahale edilebilir bir sürecine. Bu sistemin içinde bütün hangi noktalara dokunma şansımız var, hangi şekillerde kolektif üretim biçimini kent üretim dinamiklerinde kontrol edilebilir hale getireceğiz ya da müdahale edilebilir bir araç haline kullanabiliriz. Yani yola çıkıyorum. Bu noktada da aslında sosyal sermaye fikrini bu kolektif mekan üretim sürecinin analitik bir yansıması olarak kullanıyorum. Çünkü sosyal sermaye aslında bizim formal ya da informal olarak örgütlenme kapasitemizin bir yansıması. Ve işte o belki de kompleks üretim şeklinin anlaşılabilir ve müdahale edilebilir bir tasarım aracı olarak kullanılabilir bir basamağı. Ve bununla alakalı bir canlandırma yaklaşımı olarak nasıl kullanılabilir diye. Yani hepinizin çok iyi bildiği gibi kentsel canlandırma, yani köhneleşme durumu olan ya da bir şekilde hayat standartlarının geriye gittiği bir kent alanında bir de iyileşme, canlandırma iyi amaçladığımız yumuşak müdahale yöntemi. Yani hani yıkarak dokuyu yeniden yapmak değil, hani ufak noktalara, tetik noktalarına dokunarak nasıl hayat standartlarını yükseltiriz sizi amaçladığımız. Bunun içinde literatürde çeşitli yani yöntemler var. İşte finansal odaklı, dairemenkul fiyatlarını arttırmaya odaklı, kültür odaklı, işte yapısal odaklı, altyapı odaklı gibi. Buraların hepsindeki mantık ne? Kentsel yaşam standartlarının farklı bileşenlerinden bir tanesine müdahale edersek bunlar birbirlerini tetikleyerek zincirleme olarak genelde bir kentsel yaşam standartının yükseleceğine dair bir varsayım üzerine dayalı. Benim üstüne bahsedeceğim de sosyal sermaye odaklı. Yani buradaki kolektif örgütlenme biçimleri ve insan ilişkilerine odaklanarak bunu bir müdahale aracı kullanırsak kent dokusunun içinde nasıl bir canlanma yaratabiliriz? Buradaki hayat standartları nasıl yükseltebiliriz? O yüzden bir de onun altını öncelikle çizmeliyiz. Yani bizim kentsel müdahaledeki amacımız düşmüş hayat standartlarını yükseltmek. Yani bu fiziksel çevrede, ekonomik olarak, sosyal çevrede, kültürel olarak, bütüncül olarak hayat standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Geri kalan hepsi, yani tasarım ya da araçlar hepsi bizim bu iş için kullandığımız araçlar, temel amacımız hayat standartlarını yükseltmemiz. Bu yüzden size bugün birkaç basamakta hani, buna yönelik modeli ve yaklaşım tarzımızı anlatacağım. İlk önce bir kere neyi canlandırıyoruz fikrine? Yani bir mahalle nedir? Kent kursunun içinde ele almamız, canlandırmaya çalıştığımız o kent parçasını nasıl ele almalıyız? Daha sonra birazcık sosyal sermaye kavramından bahsedeceğim. Daha sonra bu ikisini bir model olarak nasıl ortaya koyabiliriz? Bir model olarak ele alabilir miyiz? Ve en son olarak da
bu konuda çalıştığımız yaklaşık yani 8 yıllık bir geçmişi var. Bir vaka çalışması var. Bu vaka çalışmasının birazcık uzun vadeli sonuçları üzerine tartışma imkanı bulacağız. O yüzden ilk önce şu soruyu soralım. Hani canlandırmaya çalıştığımız, müdahale etmeye çalıştığımız alan ne? Bir mahalle ile mahalle, mahalleliyle ve mahalle kavramının kendisiyle ilgili bir kere derdimiz olmalı. Çünkü müdahale ettiğimiz alan mekansal, fiziki boyutta mekansal bir alan. Ama bunun içinde yaşayan bir hani, topluluk var. Bu toplulukla mekanın ilişkisi bir kere sosyal sermaye tartışması açısından önemli. Şimdi çok klasik bir anlamıyla mahalleyi değerlendirsek, hani o işte eski Türk dizilerindeki filmlerindeki şeyler, yani böyle bir sevimli topluluk vardır. Hani bir mekanı özdeşleşmiş bir topluluk. O mekanın parçasıdır. Mahalleli bir mekanınla birlikte alınan bir sosyal ilişkiler aracıdır. Aslında bu klasik modernist yazına oldukça oturan bir yaklaşım tarzı. Çünkü işte erken kentleşme literatüründe de bütün işte Chicago okulunun yazımına baktığınız zaman mahalle ya da topluluğu mekanın bir parçası olarak ele alıyoruz. Hani bütün o klasik gezerşaf, gemerşaflarda cemaat ve topluluk kentin karşısında köy-kır düzenini yansıtan bir şey. Bu kentleşmeye aykırı çünkü topluluk düzeni daha kişisel ilişkilere ve ahlak normlarına dayanıyor, öyle değil mi? Ama toplum, sistematik kent ve kent toplumu daha sistemleşmiş bir organizasyon biçimi ve orada birey sistemin bir parçası. O yüzden hani modern yazım diyor ki mahalleler, kent içindeki bir takım hani toplulukların yaşadığı nişler kaybolmak zorunda. Çünkü kentleşmenin mantığına aykırı. Kentleşme, toplumlaşma demek. Bu tip nişlerin oradan kalkması demek. O yüzden mahalle fikri her şeyden önce bir toplulukla birlikte topluluğun içinde yaşadığı mekan. Bunun için çeşitli niş alanlar olabilir. Hani bir takım kırılgan topluluklar belki birlikte kent köyleri olarak alınan mahallelerde yaşıyor olabilir. Gece konu mahallelerini düşünün ya da işte işçi mahallelerini düşünün. Ya da bir takım gettoları, işte kırılgan sınıfların yaşadığı mahalleler. Bunlar istisnai durumlar diyor. Ama bir evrim sürecinin parçası mahalle ve kaybolmak zorunda. Öte yandan daha mesela yakın çağdaş yazına baktığınız zaman bu topluluk fikri, yani mahalleli olma fikri tam aslında kaybolmuyor. Belki mekandan, mahalleden farklılaşıyor. Çünkü bugün daha yani network analizleriyle işte ağ yapılarına, topluluk ilişkilerine bakıldığı zaman hepimiz bir şekilde bir topluluğun parçası olmaya devam ediyoruz. Bir topluluğun parçasıyız. Ama bu topluluk işte kahvehaneye gittiği zaman hani herkesin birbirini tanıdığı o sıcak mahalle hayatının içinde yaşamıyor ama topluluk ilişkileri devam ediyor. Bunlar mekandan bağımsızlaşmış topluluk ilişkileri. O Wilson'ın zaten işte bağımsız topluluklar argümanı bunun üstüne dayanır. Benim de kendi hayatınızda da empati kurabileceğiniz bir şey, bildiğim İstanbul çeşitli yerlere gittiğim zaman illa bir tanıdığımı görüyorum. Yani şöyle gittiğim zaman bir tanıdığımı görürüm mesela. Hani belirli kamusal alanları, o topluluk benzer kamusal alanları kullanıyor. Benzer yerlerde alışveriş yapıyor. Rekreasyon için benzer yerlere gidiyor. Ve ben buralara gittiğim zaman onlarla birlikte aslında koskocaman bir şehirde değil de yine ufak bir köyün içinde yaşıyorum gibi ama bu köy mekansal olarak hani fiziksel alanda değil ve topluluk bir arada yaşamıyor ama bir topluluk ilişkilerim var. İşte bunu mekansal düzlemdeki yansıması şu, birbirleriyle farklı topluluk ilişkilerinde olan insanlar aynı mekanı, kent mekanını paylaşabiliyor. Şimdi mesleğin çok güzel bir aslında mahalle tanımı var. Mesleğin. İngilizcesini yazdı ama yani mekan is constructed out of a particular consolidation of relations articulated together as a particular locus. Yani mekan bizim durumumuzda mahalle mekanı bir takım topluluk ilişkilerin ya da ilişkilerin belli bir odak etrafındaki kompozisyonun ne şekilde bir araya geldiği, bir kompozisyon var farklı toplulukların.
blok kompozisyonların birbirleriyle ilişkisi mekana dair bir, o mekanın kimyasına dair bize bir işaret veriyor. Yani şöyle bir çok abstrakt bir şekilde soyutlanmış bir şey. Elbette belki topluluk ilişkileri böyle ama düşünün ki bunların hepsi farklı topluluk ya da cemaat ilişkileri. Mekandan bağımsız olarak işlenmiş network'ler. Ve kırmızı çizgileri de fiziksel sınırlar, mekansal sınırlar olarak düşünün. Bunların her birinde farklı kompozisyonlar mesela A gerçekten de klasik anlamda bir Osmanlı mahallesi gibi bir topluluğun bir mahallede mekanda çatıştığı bir yer gibi düşünülebilir, bir getto gibi düşünülebilir. Evet, dediğim gibi mahallenin klasik tanımına. Ama mesela B bir kapalı topluluk ve onunla birlikte daha geniş bir organizasyonun mekandan bağımsız bir topluluğun bir parçasının yaşadığı bir mahalle. Mesela buna hani entegrasyon sorunları olan ya da işte soylulaşmayla bağlantısı olan bu süreçlerin yaşandığı bir mahalle olarak düşünebilirsiniz. Ya da C, birbirlerinden farklı toplulukların aynı mekanı paylaştığı bir mahalle olarak düşünülebilir. O yüzden diyorum ki kent mekanındaki ilişkileri ve mekanın dinamiğini, mekanın kolektif olarak üretim sürecini anlamak için bu toplulukların arasındaki ilişkileri, o hani consolidation dediği farklı topluluk kurgularının ve etkileşim kurgularının nasıl bir araya geldiği birebir mekan üretiminin temel kriteri olarak alınabilir. Bunları hangi şekillerde alıyor, hangi şekillerde topluluklar birbirleriyle etkileşim kuruyor ve bunun kolektif olarak mekan üretiminin etkisi ne nasıl anlayabiliriz? O yüzden sorunu bir topluluklar arası etkileşime indirdiğimiz zaman işte bu noktada sosyal sermaye bizim için temel bir kaynak haline geliyor. Sosyal sermaye belki çok ufak bir tekrarla ne olduğunu söyleyecek olursak biliyorsunuz kaynak, üretim kaynaklarını 7 çeşide ayırıyoruz klasik sosyolojide. İşte finansal sermaye diyebiliriz en net olarak para gücünüz, insan kaynağı sermayesi ne kadar eğitiminiz oldu, yapılı sermaye hani varsa yapılı bir takım mülkler, kültürel sermaye nerede oturup kalkmasını bilmek diye özetleyebiliriz. Sosyal sermaye dediğimiz aslında ne kadar insan tanıdığımız net olarak. Yani bir insanın kendi sahip olduğu bireysel bir varlık olarak düşünüyoruz. Sosyal sermayesi. Yani kişisel alanın, network'ünün ne kadar oldu ve bu bireysel fayda sağlayabildiğiniz bir şey. Bilmiyorum, finansal sermayeniz yok direkt ama çok insan tanıyorsunuzdur, arkadaş vesilesiyle işe girersiniz gibi çok klasik bir örnek. Yani bunu toplumsal olarak düşündüğünüz zaman, bir topluluğun sermayesi olarak düşündüğünüz zaman, topluluğun kendi içinde birbirine duyduğu güven, network'ün genişliği ve farklılığı ve aynı zamanda birlikte kolektif olarak organize olabilme, yani bir takım sivil toplum yapılanmaları oluşturabilme kapasitesi o topluluğun sosyal sermayesini oluşturuyor. Bir topluluk ne kadar net bir şekilde sosyal ilişkilerini bir organizasyon içinde dönüştürebiliyorsa kolektif üretimini o nedenle etkiliyor. Şimdi sosyal sermaye ile alakalı özellikle bizim mekan üretimimize etkileyen iki tane konu var. Bu sosyal sermayeyi ikiye ayırıyoruz. Bağlayıcı sosyal sermaye ve köprü kuran sosyal sermaye. Bağlayıcı sosyal sermaye dediğim, benim kendime çok benzeyen, kendim gibi aynı sınıftan, aynı gruptan, aynı kültür düzeyinden, aynı aile ilişkilerine bağlı insanlarla kurduğum ilişkiler. Yani kapalı bir ailenin ya da akrabalık ilişkilerini bağlayıcı sosyal sermaye olarak düşünebilirsiniz. Ve bundan çok güçlü bağlarla birbirine bağlı. Yani sizin çok güçlü bir güven, çok güçlü ilişkilerle birbirine bağlı olduğunuz organizasyon için. Köprü kuran sosyal sermaye ise benim kendime benzemeyen insanlarla, heterofil bağlarla bağlı olduğum ilişkiler neye bana yarattığı sosyal kaynak. Çok farklı sektörlerden, farklı gruplardan, farklı topluluklardan insanlarla kurduğum ilişki biçimi köprü kuran sosyal sermaye. Sosyal sermaye bir kaynak ama bu kaynak her zaman olumlu bir şey olarak düşünmeyin. Örneğin bir mafya yapılanması güçlü bağlayıcı sosyal sermaye ile birbirine bağlıdır. Ya da etnik çatışmaların olduğu yerleri düşünün. O etnik gruplardan her birinin kendi içinde güçlü bir bağlayıcı sosyal sermayesi var. Önemli olan
bir kaynak olan bizim için köprü kuran sosyal sermaye. Yani farklı grupların, farklı toplulukların birbirleriyle entegre olarak ilişki kurabilme kapasitesi bizim için köprü kuran sosyal sermaye. Ki bunun mekansal yansıması işte mahalledeki etkileşim boyutunda köprü kuran sosyal sermaye üstünden işliyoruz. Şimdi en başında demiştik ki kentsel canlandırma için körleşen bir alanda bir takım kaynakların tekrardan birbirini tetikleyecek şekilde düzelmesini amaçlıyoruz. Örneğin bir alandaki körleşmeyi düşünün. Yapısı da eskimiş, o yüzden aileler yavaş yavaş orada oturmak istemiyorlar. Orada oturmak istemeyince bir takım İşte orta sınıf mahalleyi terk etmeye başlıyor. Bununla beraber oradaki servis sektörleri oraya düşüyor. Yavaş yavaş ekonomik gelir azalmaya başlıyor. Ona bağlantılı olarak işte yerel yönetimin servisleri gitmiyor. Ona bağlantılı olarak işte oradaki suç artmaya başlıyor, işsizlik artıyor. Ona bağlantılı altyapı vesaire vesaire yavaş yavaş birbirini tetikleyen çöküş durumu var. Şimdi bunu tam tersine çevirmeye çalışıyoruz. Bunu tam tersine çevirmeye çalışırken de o sermaye türlerinden bir tanesini alıp olumlu bir gelişim sağlarsak diğerlerini tetikleyeceğini varsayıyoruz. Çünkü nasıl birbirine çevirebiliriz sermaye türlerini? Ekonomik sermayeniz fazladır. Bir üniversiteye para verip eğitim alıp mesela insan kaynağı sermayesine çevirebilirsiniz. Yapıt sermayeniz vardır, vermeyip satarsınız onunla birlikte. Ve bütün bunların arasında birbirine çevirebileceğiniz ve herkes de en rahat özellikle dezavantajlı gruplar için erişilebilecek sermaye türü sosyal sermaye. Bu Meryem'in ve Cornelia Flora'nın bir araştırması zincirleme sermaye dönüşümleriyle alakalı. Köpeleşen alanlarda bakıyorlar ki aslında en son kaybedilen o zincir arasında sosyal sermaye oluyor ve sosyal ilişkiler oluyor. Bütün çöküş en sonunda, zincirin en sonunda sosyal organizasyonun çöküşüne sebep oluyor. Aynı şekilde bir takım gruplar için yani hemen ekonomik sermaye ve hemen finansal kaynaklara erişmesi, hemen insan kaynağının geliştirilmesi mümkün olmayabilir. Ama bir zincirin başında ilk başta sosyal sermayenin geliştirilmesi, sosyal organizasyonun geliştirilmesi mümkün. Ve bu zincirleme olarak birbirini çok net etkileyecek. Çıkış noktası olarak aslında hani bu sermaye türlerinin birbirine dönüştürülebiliyor olması ve bunun mekanı bütüncül olarak bütün kaynaklarda artışa yol açacağı teorisi aslında bu modelin de temelini oluşturuyor. Şimdi sosyal sermaye araştırmalarına baktığımız zaman bir şekilde bu sosyal sermayenin gelişmesinin uzun vadede İşte suçun azalması, sağlığın artması, istihdam olanaklarının artması, eğitim durumunun gelişmesi gibi belli başlı konularda olumlu katkı sağladığına dair çok ciddi ampirik araştırmalar var. Hani nasıl istihdamsa mesela daha fazla bir şey olunca bir takım iş imkanlarına erişim kolay oluyor. Çünkü hani beni tanıdığını siz tanıyorsunuz, oradan size iş buluyorum vesaire. Suçun azalmasıyla alakalı takım problemleri topluluklar kendi içinde çözebiliyor ya da hani suç olmadan önce engel olabiliyorlar, daha güvenli hissediyorlar. Yani bu tip o kadar literatürde ciddi araştırma var ki hani sosyal sahnenin geliştiği yerde insanlar daha mutlu olurlar kadar gelen ampirik çalışmalar var. Eğitim durumunun gelişmesiyle alakalı çünkü hani örgün eğitim durumları dışında toplumun kendi içinde eğitim olanaklarına katkı sağlaması, bir takım bağlantıları kurması. Şimdi diyorum ki, şuradaki gelişmeye açık olan sosyal sermayenin geliştirdiği başlıkların aslında tamamı bizim iyi yaşam indikatörlerimiz aslında. Bu durumda kentsel canlanma için bu indikatörlerdeki gelişmeyi sosyal sermaye kapasitesini artırarak sağlayabiliyorsak, neticede en sonunda bir şekilde iyi yaşam kriterlerini de yerine getirmiş oluyoruz. Ve bütüncül bir kentsel canlanmayı sağlamış oluyoruz. Bu anlamda bir kentsel canlanma aracı olarak bu noktada bu indikatörlerin gelişmesine katkı sağlaması açısından bir anahtar kavram olarak kullanılabilir. Peki bunu nasıl yapacağız sorusunda? Az önce bahsettiğim köprü kuran kavramından bahsettim.
bu topluluklar arasındaki, aynı mekanın içindeki o toplulukların arasındaki aslında köprü kuran bağların geliştirilmesi bizim net olarak yapıcı bir sosyal sermaye kaynağını ve bununla bağlantılı olarak kolektif üretim kapasitemizi artırma imkanı veriyor. Köprü kuran bağlardan kastınız bir, kendi yaşadığınız mahallelerden de örnek alabilirsiniz. Yani hani bir takım gruplar var ki birbirleriyle bazı mahallelerde hiç çakışmıyorlar. Hiç karşılaşma alanlarının olmaması. Bunların karşılaşma alanlarının olması ve bir şekilde zayıf da olsa bağlar kurabilmesi, heterotik bağları kurması aslında uzun vadede bu köprü kuran sosyal sermayeye geliştirir. Burada amacımız herkes tekrar işte o eski Türk filmlerindeki gibi şen şakrak mahalleli olsun değil, birbirleriyle kaynaşsınlar, çok sıkı bağları olsun değil. Ama bir şekilde tanışıklıkları, bir etkileşim fırsatlarının yaratılmasını istiyoruz. Bu fırsat, küçük fırsatlar da olabilir, zayıf bağlar da olabilir. Sadece göz aşinalıkları da olabilir. Ama ufak günlük pratik işlerin çözümüne yönelik fırsatlar da olabilir. Şimdi düşünün, güçlü bağlarınız olan insanları, yakın arkadaşlarınızı, ailenizi, mekandan bağımsız olarak zaten görüyorsunuz. Şehrin bambaşka bir tarafında yaşayan bir arkadaşınızla ortak buluşup, sırf onunla buluşmak için başka bir yerde bir araya gelebilirsiniz. Ama zayıf bağlarınız olan insanları sadece mahallede, tamamen mekanda bağlantılı, bakkal amcayla göz aşinalığınız var, onunla bir güveniniz var, aynı alışveriş ettiğiniz bakkalla. Ama onunla hafta sonu gidip de bambaşka yerlerde buluşmuyorsunuz ve o mahalleden taşınsanız bir daha görmeyeceksiniz. İşte zayıf bağlardan kastımız bu. Aslında kolektif üretimin temelinde güçlü bağlar değil, bütün o mahallede tesadüfi etkileşimlerle gerçekleşen o zayıf bağlar etkili. Çünkü fiilen sosyal sermayeyi köprü kuran, sosyal sermayeyi arttıran bu zayıf bağlar. O yüzden ne yapacağız? Bununla alakalı iki tane temel müdahale. Birincisi fiziksel olarak kamusal niteliği arttırmak, bu karşılaşmalar için fırsatlar yaratmak. İkincisi de sivil inisiyatifi ve sivil örgütlenme kapasitesini arttırmak diyoruz. Birinciyi ele alacak olursak, kamusal mekan üretmesi, kamusal niteliğin arttırılmasıyla alakalı. Yani elbette burada tekrar kamusal mekan çok önemlidir gibi bir şey tekrar etmeyeceğim. Ama kamusal mekanın çok önemli olmasının sebeplerinden bir tanesi de diye bağlayayım. Sosyal sermayenin gelişmesine yönelik fırsatları sunması. Burada fırsatı tırnak içinde koyuyorum. Bahsettiğim zayıf bağlar oluşması için benim bir fırsata ihtiyacım var değil mi? Ve bunu fiziken, fiilen gerçekleştirdiğim yer kamusal mekan. Ben hani mahalleden herhangi biriyle tanışmıyorken kendi evimde tanışmıyorum. Sokakta karşılaşıyorum. Bu karşılaşmanın olması için mekansal arayüz de aslında kamusal mekan. Bu arayüzün niteliği ne kadar söz konusu karşılaşmalara daha çok imkan veriyorsa benim o mahallede benzer zayıf bağları kurma imkanı o kadar fazla. Yani çok basit bir örnekle bir sokağın işte doğru düzgün kaldırımı yoksa ve siz başını dönmeyip böyle göz göz yerinizde bir an önce gitmeye çalışıyorsanız sokakta kimseyle karşılaşmazsınız. Ama belirli rotalarda, belirli yollarda rahat rahat duruyorsunuz, cepheleri ağlamak için vaktiniz varsa daha çok karşılaşma ya da imkanınız var. O zaman öncelikle bir karşılaşma fırsatına ihtiyacımız var. Bu karşılaşma fırsatı da hani bir şekilde kamusal mekanların niteliğinin yükseltilmesiyle bağlantılı. İkinci olarak paylaşma fırsatı diyoruz. Paylaşma fırsatından da kastettiğimiz bir takım ortak paylaşıma imkan verecek donatı alanların oluşması. Yine kamusal alan, kamusal mekanda olduğu gibi ben donatı mekanları, donatılar ve sosyal donatılar, kültürel donatılar çok önemlidir gibi bir şeyi tekrar etmeyeceğim. Ama diyeceğim ki bunlar sosyal sermaye geliştirme açısından da önemli. Yani bir sağlık ocağı örneğin mahallenin içinde zaten canlandırmaya hizmet ediyor bir şekilde. Oradaki yaşam standartını arttırıyor. Ama verilen sağlık hizmetinin ötesinde ortak bir paylaşıma fırsat veriyor. Kültür merkezleri, işte sosyal merkezler, burada insanların bir araya, belirli bir sorunu paylaşmak için bir araya gelmesi, ortak bir dertten dolayı bir araya gelmesi, hem karşılaşma fırsatı bulması, hem de ortak bir sorunu paylaşması açısından bu tip donatı alanları çok önemli. Ve bu donatı alanlarının
mekansal düzenleme ve alan üzerinde de farklı karşılaşmalara imkan vermesi ya da ekotakım servislere imkan tanınması. Ve son olarak üretme fırsatı, birlikte kolektif olarak mekansal üretimin yapılabilmesi, kolektif bir aradalığın esas birbirine tutan şey aslında üretim. Şimdi mahalleyi, klasik bir mahalle anlayışından bahsederken ilk başta işte mesela kırları örnek verdik ya da işte eski mahalleleri örnek verdik. Düşündüğünüz zaman aslında bu da o topluluk mekan çakışmasını sağlayan genelde ortak üretimdir. Kırsal olanlarda bir ortak üretim var, öyle değil mi? Tarımsal üretim yapılıyor. Ya da daha işte işçi mahallelerine baktığınız zaman hani aynı fabrikanın etrafında oluşmuş mahalleler ya da bunlar ortak paydada birleştiren şey yani bir üretim biçimi. Ama bugün topluluk ilişkileriyle birlikte üretim de mekandan doğasızlaşıyor. Yani bizim burada mesela ortak olarak üniversitede ortak bir üretim sürecinin içindeyiz ama hiçbirimiz aynı yerde oturmuyor. Herkes farklı bir yerlerde oturuyor. O yüzden üretim ilişkileri ve mekan da birbirinden bağımsız. Ben aynı mekanı paylaşan farklı toplulukların arasında ortak bir üretim fırsatı nasıl yakalayabiliriz diye bir soru sorabiliriz. Bunun da aslında rekabet kreatif aktivitelerle, yani bir kent bostanı örneğin rekreatif bir aktivite aslında bir yandan bakarsanız ama bir şekilde o rekreatif aktivitenin içinde bir şey üretiyoruz. Yani buradaki, orada üretilen tarım üretimi değil, aslında üretilen kültür üretimi ön planda. Bu şekilde hani ortak kamusal sanat faaliyetleri, bir şeylere sahip çıkma, mahallece bir etkinlik düzenleme gibi şeyler aslında bizim boş zamanın içinde rekreasyon ve kültür odaklı bir üretim yaptığımız ortak alanlar. Bunları nasıl yeniden yapabiliriz? Fiziksel olarak kamusal mekanın içinde kamusal sanatı yükseltmemize yönelik müdahale şekilleri. İkinci olarak da dedim ki, sivil toplum örgütlenmesini güçlendirmek. Sivil toplum örgütlenmesinde de mahallenin içindeki hali hazırdaki informal birlikteliği yaygın ağlarla arasında köprü kurmak aslında temel müdahale şeklimiz. İnformasyonlu toplumdan kastımız şu, yani bu bizim çok güçlü olduğumuz bir konu, bir şekilde informal olarak mahallede bir takım tanışıklıklar var, öyle değil mi? Yani hani bir şey yapılmak istendiği zaman belirli gruplar kendi işlerine çok hızlı bir şekilde örgütlenebiliyor. İnformal olarak herkesin tanıdığı bilinen ne abi, bilinen ne abla var. Yani bir takım kanaat önderleri var ama bunlar isimleri korunmuş formal sivil toplum örgütlenmeleri değil. Şimdi bunları bir araya getirecek aslında yerel bir dayanışmacı sivil toplum yapılanmasının kurulması önemli bir basamak. Keza bu biliyorsunuz aslında topluluk odaklı canlandırma süreçlerinde de önemli bir konudur. Yani bir işte mahalle evinin kurulması, bir mahalle örgütlenmesinin kurulması. Ama bu mahalle örgütlenmesinin birinci amacı politik olarak mahalleyi temsil etmek zorunda olmayan zorunda değil. Çünkü topluluk odaklı yaklaşımlar da var. Yani bir mahalleyi temsil eden ve mahalle kaynaklarını yöneten bir örgütlenme kurulması. Bu politik temsil niteliği olan bir örgütlenme biçimi. Dayanışmacı örgütlenme biçimi de sadece mesela okul aile birliği de dayanışmacı bir örgütlenme biçimidir. Nedir amacı? Çocuklar ama burada o sosyal etkileşimi ve kolektif üretimi sağlayacak bir araya da gelmeyi sağlıyor. Mahalleyi güzelleştirmek için ağaçların budanmasına yönelik işte, ya da işte çiçek ekilmesine yönelik dergiler var. Ne bileyim işte çocukların bakımıyla güvenlikle alakalı. Yani esas derdi mahalleyi temsil etmek olmayan ama mahallece bir şey yapmaya yönelik. Bunlar daha kapsayıcı oldukça aslında mahallenin içinde bir temel yerel bir sivil toplum örgütlenmesi kurulmuş oluyor. Ve bunun diyoruz ki bir şekilde yaygın ağlarla birleştirecek. Hem yaygın ağlarla bağlantısı olan hem de yerelde bu sivil örgütlenmeyle bağlantısı olan bir takım aracı kurumlar o boşlukları da dolduracaktır. Yani onlar üzerinden kurulan şeyle mahallenin daha yaygın ağlara entegre edilmesi, oradaki toplulukların bir arada çalışabilmesi, oradaki sosyal sermaye kapasitesinin artırılması söz konusu olabilir. Temel yaklaşımı şeyin bu. Ve bunlar bir araya geldiği zaman diyoruz ki kamusal nitelik arttıkça etkileşim fırsatı doğuyor. Bu etkileşim fırsatı oldukça aslında bunu daha uzun
tartışma imkanı bulacağız. Mekan aidiyetinin artmasına direkt olarak etkiliyor. Yani çünkü bir mekandaki tanıdığınız insan sayısıyla bağlantınız direkt olarak mekan aidiyeti. Kendinizi rahat hissettiğiniz, daha güvenli hissettiğiniz alan olması, ortak bir kimlik inşası size için önce bu etkileşim olması lazım. Bu aslında sivil katılıma yol açması ve bu vesileyle sivil inisiyatif güçlendirmesi açısından önemli. Sivil inisiyatif güçlendikçe ve mekan aidiyetine mekan için sorumluluk almak ise, mekan için bir şeyleri elini taşın altına sokması ve bunu sahip çıkarak yine kamusal niteliğinin artırılması, bu bir kolektif üretim sürecine bu vesileyle mekansel canlanmayı sağlayacağını varsayıyoruz. Yani şimdiye kadar anlattığımı baştan sona sondan başa tekrar bakacak olursak, dedik ki yani kentsel canlanma dediğimiz ya da iyileşme dediğimiz şey, köyleşme alanındaki yaşam kalitesinin mekansal, ekonomik ve kültürel olarak iyileşmesi. Bunda bir takım indikatörleri var. İşte suçun azalması, istihdamın artması, aidiyetin artması, ekonomik olanakların çoğalması vesaire. Bunlar OECD'nin temel kriterleri. Ve diyoruz ki sosyal sermayenin artması bütün bunlara en kolay yönden etki edebilecek kaynak şekli. Bu kaynağın artması için bizim köprü kuran bağları çoğaltmamız gerekiyor. Bunun için de bir kamusal mekanların yaratılması ve sivil inisiyatif alabilecek, sivil toplum inisiyatif alabilecek bir şekilde güçlendirilmesi diyoruz. Temelde yani elinde sonunda modeli varsayımı, şu konunun ortak bir şekilde çalışıldığı zaman sivil toplum örgütlenmesini olumlu bir şekilde etkileyerek sosyal sermayeyi artıracağım. Şimdi Başın Arzu'nun da tanıtırken söylediği gibi aslında bu modeli yaklaşık 10 yıla yakın bir zamandır Kadıköy yer deliminde uygulamaya çalışıyoruz. Yani çekip bir şekilde bunun stratejik altyapısını kurmuştu. 2010 yılında başlayan bir süreçti. 3 yıl kadar devam etti ve 3 yıl kadar işte az önce bahsettiğim sosyal sermayeyi arttırmaya yönelik bir stratejik plan ve bunun eylem çerçevesi uygulandı. 3 yıl sürdü. 3 yıldan sonra da o zamandan beri de sizinle daha çok onları paylaşacağız zaten. Bu sürecin değerlendirilmesiyle alakalı çalışılmaya devam ediyor. Yer derinliğindeki uygulama süreci üstünde belki çok konuştuk. O yüzden hani ben uzun uzun anlatmayacağım. Daha çok değerlendirmesi üzerine konuşacağım ama hepiniz biliyorsunuz herhalde Kadıköy yer deriminden de öyle değil mi? Biliyorsunuz. Burası oradaki yapılan müdahale şeklini detaylarını anlatmasan en azından sebebine gelecek olursak, bu 2010 yılından bakıldığı zaman yer deliminin kentin çok merkezinde bir köyleşme alanı, aslında çok ağır bir köyleşmenin altında değildi. Yani ekonomik olarak, yani görece olarak Kadıköy'ün diğer yerlere göre daha köyleşmenin olduğu bir yerde. Ama tehlike arz eden bir alandı çünkü o dönem artık vardır bunlar. Yani 2010'dan bakıldığı zaman işte hala Paşa'yla alakalı birçok spekülasyonlar var. Hala açılmamış Anadolu'ya, etkileşim alanı oraya olacak. Yol altında olacak. Bir de Kadıköy merkezinde, Kadıköy'de giderek artan bir yeni orta sınıf var. Burası çok ciddi bir soyulaşma alanı ve çok spekülasyona açık bir alan. Bununla birlikte de çok ciddi garajman bir spekülasyon vardı 2010'dan bakıldığı zaman. Bu yüzden burada herhangi bir yapısal, mekansal odaklı canlanma, iyileşme çalışması o süreçte o kırılgan topluluklara çok ciddi zarar verebilecek verebilme riskini taşıyordu. Buradaki işte o sosyal sermayenin geliştirilmesi ve sivil toplum katılımının artırılmasına yönelik model o sebepten dolayı özellikle yer deliminde uygulanan çıkış noktası oydu 2010'da başlarken. Dediğim gibi 3 yıllık bir uygulama süreciydi. Az önce bahsederken nelerden bahsetmiştim? İşte kamusal niteliğinin arttırılması, bu hani sokaktaki çok basit altyapı müdahaleleri özür dilerim. Kaldırımların genişletilmesi, işte
trafiğin azaltılması gibi hani basit şeyler, bir takım sokak işlerinin oluşturulması, bunun işlerin içinde hani kamusal etkileşime imkan verecek çok ufak kamusal mekanların yaratılması ya da işte ufak mahalle parkları, bu mahalle parkları etkinlikler düzenlenmesi, işte oraların aktif hale getirilmesi gibi bir yine sosyal donatı alanlarından bahsettik. Sosyal donatı içinde bir katında çocuklara yönelik etkinliklerin olduğu, bir katında sağlık hizmetinin verildiği, bir katında mahalle gönüllülerinin olduğu bir donatı alanının oluşturulması, bir takım işte kültür merkezleri ve kültür donatılarının oluşturulması, üretimle alakalı işte bu bir ortak üretim alanlarına, rekreasyon yönelik kent bahçeleri yönelik yapılması ya da sanatla alakalı işte kamusal sanat çalışmalarının kolektif olarak yapılacağı tabii etkinliklerin düzenlenmesi ve bunların yine kamusal mekandan devam eden sürekli etkinliklerle desteklenmesi aslında o ilk aşamasında yani mekansal müdahale aşamasında yapılan şeyler yani sadece kamusal mekanı daha etkin kılmaya yönelik müdahaleler. Aralarındaki en yapısal olanı belki işte o üç tane donat alanının kültür merkezi işte mahalleye ve bir tane de sosyal hizmet merkezinin açılmasıydı. Sivil örgütlenmeye yönelik de dedim ki burada önemli olan politik bir temsil niteliği olan örgütlenmenin değil, dayanışmacı örgütlenmenin kurulmasıydı. İşte bu da ilk başta yerel sivil toplum olarak kurulan Rasimpaşa Gönüllüleri bir dernek olarak kuruldu. Rasimpaşa Gönüllüleri'nin kuruluş amacı şey değil, mahalleyi temsil etmek ve buradaki canlandırma sürecinin inisiyatifini almak değil. İşte çocukların eğitimi, işte sabah sporu, bir takım kurslar ve bu buraya gelen insanlar da ilk başta gelirken şey için gelmiyorlar. Hani sabah sporu yapmak için geldi ve bu sabah sporu etkinliklerin düzenlenmesi de o grubun kendi kendine organize ettiği etkinliklerdi. Onunla birlikte yavaş yavaş bu şeyler arttıkça burası bir sosyal lokale dönüşmeye başladı. Yani şey gibi, yani boş vakitleri olunca insanların vakit geçirmek için geldikleri. Zaman arttıkça işte o dayanışmacı kültürle birlikte bir temsil niteliği de ortaya çıkmaya başladı. Çünkü yani 3 yılın sonunda mahalleyle alakalı bir sorun olan insan artık belediyeye dilekçe yazmaktansa gelip Rasimpaşa gönüllülerine başvurup onlara derdini anlatmayı tercih ediyorlar. Çünkü o yerel örgütlenme bir şekilde yerel yönetimle mahalle arasında bir köprüyü kuruyorlar. Oradaki yerel örgütlenmeyle ulusal diğer ağlar arasındaki bağlantıyla hani Çekil gibi daha ulusal ölçekte çalışan sivil toplum örgütleri kuruyordu. İşte Çekil farklı üniversiteler, bunların içinde farklı sivil toplum örgütlenmeleri yapılanmaları mahalleyle birlikte hani çalıştıkça projeler yaptı. Ve bunların neticesinde de hani yani burada sanatçılarla yine bu örgütlenme çalışmaları sürdürüldü. Çünkü sanatçılar özellikle yerli yemeği gibi alanlarda cross cultural sınıflar oldukları için soylaşma sürecini çok tetikleyebilecek yani olumlu ya da olumsuz çok fazla etkisi olabilecek sınıflar. O topluluk ilişkileri arasında kültürel etkisi çok yüksek. Çünkü sosyal sermayesi ve kültürel sermayesi çok yüksek gruplar. Sayıca fazla olmasa da etkisi çok fazla. Onlarla birlikte farklı örgütlenme inisiyatif kurma çalışmaları yürütüldü. Ve hani şöyle bir kısa özeti yapılan işte kamusal niteliğin arttırılmasından yönelik çalışmalar, bir takım işte sokak sanatı etkinlikleriyle aslında çok ufak müdahaleler yapılan şeyler. Ve bunların sonunda yani niceliksel bir değerlendirme yaparak hani bu çok yüzeysel bir okumayla kentsel canlanmanın indikatörlerine de desek bu indikatörlerin hepsinde ilerleme sağlandı. Yani işte ekonomik olarak şeyi arttı, binalı iş yerlerinin yerel esnafın geliri arttı, yapılan işte kamusal mekanların artmasıyla alakalı kamusal mekan kullanımları çok arttı, burasıyla alakalı. Bunlar canlanmanın aslında hani analitik indikatörleri. Ve hani yani benimle gittiyseniz de çok yani yüzeysel bir şeyle bakıldığı zaman
aslında sivil toplumun daha aktif olduğu, işte şey, Dolmuş'a dışkaleri de bilmiyorum hatırlar mısınız Gezi sürecinde az sonrasında. İşte sanatçıların olduğu, bir takım girişimcilerin olduğu, çok fazla sosyal olarak etkinliklerin olduğu, her tarafta kafelerin, barların olduğu, bir yandan da hani soylaşma sürecinde bütün şiddetiyle yaşamaya devam eden bir alan. O yüzden bu konuşmayı şöyle kapatabilirim. Bütün bunların sonunda canlanma oldu mu oldu. İşte indikatörler onu gösteriyor diyebilirim. Ama en başında dedim ki, esas buradaki kriterimiz sosyal etkileşimin farklı topluluklar arasındaki etkileşimi kurup kurmamız. Yani buradaki kritik değerlendirme kriterimiz bu olmalı. Yani yeni mekanların açılması ya da yerel esnafın karının artması ya da işte eğitim olanaklarının artması bunlar önemli. Ama sosyal sermaye oranında bir bakış açısından bakıyorsak değerlendirmemiz gereken konu fiilen bu topluluklar arasında nasıl bir etkileşim var? Bunlar hep birlikte kolektif olarak bir mekan üretimi sağlıyor. Yoksa buradaki mekan üretimi çok sınırlı ve dışlayıcı bir takım bağımlı sosyal sermaye örgütlenmelerini içeriyor. Esas değerlendirmemiz gereken konu buydu. Bu yüzden hani buradaki değerlendirmeyi de aslında bunun üzerinden yapacağım. Yani benim buraya kadar anlattığım şey bir rüzgahtı. Korkmayın, değerlendirmesi kısa ama esas çalışmam bu şeyde size sundum. Buradaki işte o 8 yıllık serüvenin değerlendirmesiyle alakalı sosyal sermaye kapasitesinin ne şekilde ve kaynağı nasıl yaratıldığına yönelik bir çalışma. Burada yani Yemen'deki o yeni orta sınıf, yaratıcı sınıfın özellikle esas topluluk ilişkilerinde çok net olarak mekanda da okunabilen birisi var. Çok genel anlamda işte mahallenin eskileri ve yenileri olarak ayıracak olsak tabii kendi içinde de dağılınıyor ama çok basit bir ayrımdan. Hani bu iki grubun aralarındaki heterofil bağlara yani hani o köprü kuran bağların zayıf bağların nerede ne şekilde kurduğunu değerlendirip bunun üstünden burada bir sosyal sermaye gelişimi var mı yok mu onu ele aldım. Bu gördüğünüz ağ haritası mahalledeki atölyesi olan sanatçıların birbirleriyle kurdukları homofil yani güçlü bağları, o bağlayıcı sosyal sermaye dediğimiz bağları yaratan, kendisine benzer insanlardan kurulan bu homofil. Özür dilerim. Evet, evet 103 tane var. O 103 taneden 99 tanesini yaptık. Yani beni aradan geçen zamanda İstanbul'daki Çağdaş Sanat Üretim Merkezlerinden biri haline geldi. Zaten 2010 öncesinde de öyle bir dinamiği vardı yani. Hani mekanların geniş kiraların düşük olmasından dolayı işte özellikle güzel sanat fakültelerine yakın, Nalbunlar'a yakın kent merkezinde yani bir sanat üretiminin özellikle heykel üretimi yapıldığı bir yerde bugün çok ciddi anlamda Çağdaş Sanat'ın temel atölyelerinin merkezinden hatta yani Nurmi'nin etrafındaki diğer mahallelerde de o yayılmaya başlamıştır. Bu kendi atölyesi olanlarla yapılan çalışmalar sadece. Bir de bunların dışında daha hani freelance gibi çalışan, ortak atölyeleri kullanan ya da sadece evi orada olan da çok ciddi bir nüfus var. O yüzden sadece sanatçılar açısından bakılınca bile yaratıcı nüfusun çok ciddi etkisi olan bir yer. Yani bu ki yeni orta sınıfın içine daha bir sürü mimarların şeylerinde yerlerinde oturan var mı? Lan işte yani bu kadar insanlar bir kişi çıkıyor. Bir şekilde şey bir alan. Ama burada tabii bütün yeni orta sınıfı tek tek ele almamız zor. Onların bir yansıması olarak sadece atölyesi olan sanatçılarla çalıştık. Ya da işte bürosu olan mimarlar ya da bürosu olan grafikerleri de şeyin içine taktık. Gördüğünüz gibi aslında hani bu grupların arasında kendi içinde güçlü bir etkileşim var. Ve hani en başında bağımsız topluluklar teorisinden bahsederken şunu söylemiştim. Yani çoğu zaman aslında aynı mekanda da yaşamıyoruz. İçinde bulunduğumuz toplulukla, kendi cemaatimizle, aynı mekanda. Burada gerçekten aynı mekanda bilinçli olarak bir tercih var. Yani ve atölyemi burada da açtım çünkü diğer sanatçılar da buradaydı ve onlarla ben mekansal olarak aynı yerde olmak istediğim için geldiğim yerinde yaşıyorum.
Ve burada çok güçlü bir dayanışma şeyi var. Yani o bağlayıcı sosyal sermaye kendi içinde çok güçlü. Ve bu çok şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü tahmin edilebilir yani sanatçı toplumda zaten rahatlar içine kapalı oluyor. Ve kendi içindeki güveni çok fazla. Esas çalışma için önemli olan bu grupların mahallenin geri kalanıyla nasıl ve nerede niçin etkileşim kuruluyor? Şöyle bir şey sorduk. Yaşayanlara, ya bu çalışma yapılanlara. Mahalleden tanıdığın ama en azından bir ismini bildiğin ya da ne iş yaptığını bildiğin. Bazen hani olur ya ne iş yaptığını biliyordur şuradan işte yani bakkalı tanıyor olmanız gibi. 10 kişi sırada dediğiniz zaman ilk 10 kişi onların nerelerde olduğunu tespit edip onların daha fazla öne çıkan, daha fazla odak olarak öne çıkan şeyleri belirledi. Kontak halinde oldu ve onun üstünden sözlü mülakatlar gerçekleştirdik. Nerede ilişki kuruyorlar, nasıl ilişki kuruyorlar vesaire. Bu değerlendirmede genelde bu analizin sonuçlarına dayanıyor. Ve şöyle baktığımız zaman hani çok genel, esas olarak öne çıkan birkaç tane konu var. Bunların içinde birinci olarak yani kamusal mekanda ve az önce o müdahale olarak ele aldığımız o işlerin içinde ya da işte müdahale edilen kamusal mekanlarda bir kere bu ilişkiler geçiliyor. Burada aslında hani Cenk'in literatüründen çok aşina olduğumuz konuların hepsini buradaki şey destekliyor da bir çalışma. Hani dükkanların hepsi öne çıkan konular. En yani çok o retorik bağlarlar çok dükkanların üzerine kuruluyordu. Dükkan önleri, şey önleri, kaldırım kenarları. Burada dükkanla ilişki sadece şeyden dolayı değil. Yani orada alışveriş yaptığı için değil. Çünkü sanatçı atölyede de kendini bir şekilde mahalle esnafı olarak görüyor. Düşünecek olursanız hepsi zemin katında. Aslında bir hani benim buradaki hani demirciler ya da işte buradaki marangozan temelde çok da bir farkı yok. O yüzden onunla birlikte benim ilişkim oradan alışveriş ediyor olmanın üzerinden değil. Oradan alışveriş ediyor ama onun dışında benim ortak buranın esnaf olma üzerinden bir ilişkim var. Özellikle mesela mamurlar bu şekilde çok önemli şeyleri vardı. Diğer hani beraber iş yaptıkları, beraber ortaklaştıkları. İşte bir tanesinin bir problemi olduğu zaman mahallede şey, o esnaf mahalleyle arasında köprü kuran bağı kurabiliyor. Mesela kapısının önünde bir açılış yapacak. Onu ilk önce esnaf yakında söylüyor, o şeyi söylüyor, bütün komşulara haber veriyor. O yüzden mesela sıklıkla tekrarlanan bir şey. Hatırlarsanız tophanede işte şey olayları olmuştu, içki içildi, mahalle linç etti vesaire. Yani yerlerinde böyle bir şey olmaz çünkü bizim mahalleye bir takım köprüler üstünden bir şey ilişkimiz var. Yani rahatsızlık denilen şeylerde hani birbirimizi nasıl konuma aldığını biliyoruz. Ve bu köprüleri de genelde işte mahallede şu daha çok öne çıkan bir takım yani bu alanlar aslında etkileşimin sağlandığı ve kanaat önderlerimiz olduğu yerler. Bir takım özellikle öne çıkan mahallede herkesin tanıdığı işte köprü kuran buna aslında sosyal sermaye literatüründe bir broker deniyor. Farklı her topluluktan insanların tanıdığı insanlar. Yani birbirine oturuyorsun şey Ecevit'i tanıyor musun? Terzi. Tanıyor musun? Terzi. Terzi değil hani şu Instagram'da çok meşhurdur. Evinde oyuncak ayılar falan var. Ecevit'i herkes tanıyor. Ve Ecevit sokakta partiler düzen, yani bütün mahalleyi davet eden ve o partiler herkesin birbiriyle tanıştığı. Birinin bir problemi olduğu zaman hani Ecevit'e soralım denilen biri. Aslında yine bu Cengel literatürün içinde var yani. Hani buna kamusal karakterler ve kamusal bir karakter kendisi. Bakın zaten en net odak olarak o çıktı ve özür dilerim. Burada yalnızca daha pembe gibi gösterdiğiniz alanda o şey haritasından haritalar çıkıştırıldığı zaman network haritaları yoğunlaşmaların olduğu yerler. Yoğunlaşmaların olduğu yerlerde az önceki bahsettiğim yani evindeki müdahalelerde en çok müdahale edilen alanlarda işte burası, işte o parkın yapıldığı, şu işlerin yapıldığı, sanat merkezinin olduğu alan. Bir takım alanlar müdahale edilen, kamusal niteliğin yükseltilmesine uğraşılan alanlarda hani öyle bir çapraz ilişkiler ağırlığında yoğunlaştığını görüyoruz. Bu çalışmanın benim için
çok çarpıcı olan bir grafiği bu. Bu yapılan çalışmalarda yaşadığı yılla sahip olduğu bağlar ve bağlara olan güvenin karşılaştırılması. Çünkü göreceli olarak bir güven şeyi de veriyoruz. Yani 1'den 5'e kadar ne kadar güvendiğiyle alakalı hem homofil hem heterofil bağlarından bir puan veriyordu. Yaşanılan yıllar geçtikçe, aradan zaman geçtikçe homofil bağlardaki güven bir nebze artıyor, bir artış var. Yani o mahallede ne kadar uzun yaşarsa oradaki artışı, oradaki kendi topluluğu içindeki insanlara olan bağı o kadar artıyor. Ama çok da fazla değil, yani bir parça artıyor diyelim göreceli olarak. Ama heterofil bağların çok ciddi bir artışı var ve özellikle hani 10 yıldan fazla sürede yaşayanlarda artık o şey birbirine eşitlenmeye başlıyor. Güçlü bağlarla birlikte olduğu insanlara neredeyse bağı artmaya başlıyor. Şöyle düşünün, bu güçlü bağlarla bağlı olduğu insanlara mahallede yaşamasa da zaten onunla arkadaşlar, önceden zaten tanıyorduk, onunla ki ilişkisi mekanla ilgili değil. Halbuki diğeri mahalleli olma ilişkisi üstünden. O yüzden aradan geçen yıllar arttıkça o bağın gücü de artıyor. Bu hani toplulukların arasındaki entegrasyon ve o kolektif mekan üretimine dair bize aslında net kapılar açan konulardan bir tanesi. Yine aynı şekilde birbirleriyle o karşılaşma mekanları arttıkça da şeyleri çok önemli. Mesela eviyle atölyesi farklı olan ve her gün belirli bir rutini yürümek zorunda olan insanların mahallede ne kadar çok insanı tanıdığı ve ne kadar net heterofil bağlar kurabildiğini gördük. Köpek dolaştıran insanlar mesela. Köpek dolaştıran insanlar çok sosyaller ve mahallede çok farklı topluluklarla çok net ilişkileri var. Çünkü aynı dozayı günde iki defa yürüyorlar ve farklı insanlarla aynı karşılaşmaları yaşıyorlar. Her sabah işte yanında durup da çay içtiği bir büfe var. Her sabah selamlaştığı biri var. Ve hani şey göz aşinalığı, Lobdent'in tesadüfi karşılaşmaları dediği sokakta göre göre bir noktadan sonra bir başınıza selam vermem gereği duyacağınız o tesadüfi karşılaşmaları ne kadar çok sık yaşıyorsanız o homofil bağlara o kadar çok sahip oluyorsunuz. Ve haliyle yaşanan yıllarla doğru orantılı. Çünkü ne kadar uzun süre yaşadıysanız o kadar çok bağlantınız var. Ve bunların neticesini bitirirken hani 7 tane tartışma başlığı altında konuşarak tamamlamak istiyorum. Birincisi dediğim gibi yani sosyal etkileşim ve mekan ilişkisine dair, yani mekanın oluşumuna ve bunun sosyal etkileşim ilişkisine dair çok net bir şey görüyoruz. Buradaki toplulukların, o yeni orta sınıfın ve işte mahallenin eskilerinin ve farklı hemşeri gruplarının birbirleriyle full entegre olması ve tek bir mahalle gibi davranıyor olması çok mümkün değilmiş gibi. Ama birbirleriyle ortak bir yaşamı beraber götürüp ortak bir kültür üretimini, ortak bir mekan üretimini yapabilecek derecede heterofil bağları kurabildiğini görüyoruz. Bu da aslında bize kentsel entegrasyonla alakalı problemlerin gerekli mekansal müdahalelerle burası zamanla kendi kendine çözülebileceğine dair bir varsayımsal sonuç çıkartabiliriz buradan. İkincisi olarak ben iyi de dedim yani bir mimarlar ve binacılar oluşan bir topluluğa kamusal alan çok önemlidir. Bir şey söylemek istemiyorum ama kamusal alanın sosyal sermayeyle de ilişkisinin çok fazla olduğunu tekrar etmekte. Çünkü çok net olarak görebildiğiniz bir şey, bu ilişkilerin tamamının kamusal mekanda kuruldu. Yani insanlar yakın tanıdıkları ve kendisine benzeyen insanlarla kendi evlerinde buluşuyorlar. Ama kendilerine benzemeyen ve normalde tanışmayacağı insanlarla tanışıklıkları sadece kamusal mekanda gerçekleşiyor. Ve sadece mekana bağımlı, o mahalleye bağımlı, mekanda doğrudan bağlantılı. O yüzden bir müdahale şekli olarak kamusal mekanın geliştirilmesi sosyal ilişkileri de artıran temel başlıklardan bir tanesi olmalı. Bu da bir şey değil mi? Kahve yani. Onu da farklı bir şekilde ele alabiliriz. Tüketim kısmını değil ama özellikle kahvehanelere ve kafelere baktım. Çünkü eski kahvehanelerin bir iş odağı ya da sosyal ilişki odağı olma hali var. Çünkü yani örneğin eskilerin çoğu hani
proje bazlı gündelik olarak iş alan insanlar. O yüzden mesela kahvehanelerin müdavimleri var. Yani o yerde ya da tesisatçı o kahvehanede oturuyor. Siz o tesisatçıya ulaşmak istiyorsanız o kahvehaneye gidiyorsunuz. O yüzden o kahvehane sosyalleşme alanı dışında aynı zamanda bir iş alanı. Şimdi modern kafelere bakın. Modern kafelerin de aslında sadece kahve içmenin ötesinde bir kolektif çalışma mekanı, özellikle freelance çalışan yaratıcı sektörler için bir odak olma. Yani onlarla da buluşmaya gittiğiniz zaman size kafe adresi veriyor. Çünkü sabah bilgisayarın alıp buraya oturan ve devam eden. O yüzden kahve ve kahvehaneleri aldım. Oradaki yuvarlaklarda en büyük çıkanı söylediğim 3 tane sonra dönüştürülmüş kamusal mekan gibi şey diye söylüyorum. Oradaki ben mekan değil, insanlar üzerindeydi. İnsan kontakları üstündeydi. Kırmızı olanlar mekansal odaklanma kısımlarıydı. O büyük olan maviler, tekrar geri dönecek olursa onlar çünkü bireyler üstünden yaptı çalışmayı. O bireylerin ama mesela şu, adam kafe sahibi. Kafe sahibi ama oradaki kafe sahibi olması, bizim orada mekanlı olarak ilişkisi, kafe sahibi işte o broker rolünü oynayabiliyor. Çünkü hem mahalledeki esnafı çok iyi tanıyor, hem mahalledeki eskileri çok iyi tanıyor, hem de üstündeki müşterileri ismiyle tanıyor. O yüzden bir dert olduğu zaman aradaki bağlantıyı kurabilen, o köprü kuran, sosyal ilişki içinde köprü kuran içindeki pozisyonu var. O bakımdan önemli. Mekansal olarak da onun önündeki kaldırımda hani yoğunlaşan alanlardan biriydi ama sadece orası değil, karşısındaki parkta vesaire. Nerede? Yine yani mekanla ilişkisi, kamusal mekanla ilişkisi açısından şeyde aslında yoğunluk da yani bazen yoğun dokuların içinde kamusal mekanlar sıkıştıkça o karşılaşmaya daha çok imkan vermesi aslında çıkan sonuçlardan biriydi. Sivil örgütlerle ve sosyal sermaye ilişkisine dair bizim yer değirmeni vakası üstünden konuşursak eğer, hani bir vaka çalışması üstünden değerlendirirsek, oradaki sivil örgütlerle farklı sebeplerle sürekliliği sağlamadı. Hem hani bu müdahale kapsamında kurulan sivil örgütlerle, hem oradaki diğer dayanışmacı, işte yer değirmeni dayanışması, işte Don Quixot, oradaki sanatçı birlikleri sürekliliği kendi işlemlerinde sağlanamadı. O yüzden buna dair söyleyebileceğimiz o kısa deneyimlerin kendisinin sosyal örgütlenmeye çok etkisi oldu. Sürekli sağlanabilseydi varsayısı olarak daha fazla etkisi olacağını söyleyebiliriz. Ama örneğin bir yıllık deneyim ile bu Don Quixot inisiyatifi üzerinden mahallede çok fazla heterofil bağının çalınmasına sebep olmuş. Çünkü bir sürü insan nereden tanışıyorsun dediği zaman Don Quixot zamanından tanışıyoruz diyor. Demek ki örneğin hala da uzun sürseymiş, daha fazla etkisi olacakmış. Bence en önemli kısmı mekan aidiyetiyle alakalıydı. Ve olumlu sonuçların kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesine dair olan nedenlerin de çoğu net olarak mekan aidiyetiyle ilgili ortaya çıktı. Çünkü mekan kimliği bizim yine kolektif olarak inşa ettiğimiz bir şey. Ve bu kolektif inşa sürecinin içinde mahallede ne kadar çok insanı tanıdığı dikkat çekici. Şimdi şöyle net mesela örneklerden biri, mahallenin içindeki suç şeylerine baktığınız zaman, değerlendirmesine baktığınız zaman kendisini güvende hisseden insanlar mekanla alakalı aidiyet hissine daha fazla olan insanlar. Aynı sokağın içinde iki tane atölyeyle konuşuyorsunuz. Bir tanesi diyor ki yani benim çok tehlikeli bir yer diyor. Ben sokakta kimlerin olduğunu bilmiyorum diyor. Tehlikeli adamlar var diyor. Her sabah akşam mutlaka kapımı kilitlerim burada diyor. İki yanındaki atölyede diyor ki burası çok rahat bir yer diyor. Yani ben çok mutluyum diyor. Hiçbir şey kilitlerime gerek yok. Hiç tehlikeli değil diyor. Çünkü o insan fiilen diğerlerin hani sokaktaki tekinsiz dediği insanların ismini tanıyan ve sokaktaki işte bir tanesinin köşe başında içki içiyorlar diye şikayet ettiğini ismiyle tanıyanlardan. Ve o sosyal ilişkileri ve o heterofil bağları geliştikçe mekanda dair yani ben geldiğim zaman evime gelmiş gibi olurum. Çünkü herkesi bir şekilde tanıyorum. Herkesi bir şekilde tanıyınca mekanda dair o kolektif olarak kimliğin inşası da kolaylaşıyor. Çünkü bunu hep birlikte yapabiliyoruz. Yine örneklerden bir tanesi yani o güvene dair bir sonraki başlık bir şekilde sorulaşmayla da alakalı. Mesela mahallenin eskilerine sorulduğunuz zaman yani bu mahalle giderek daha güvensiz bir yer haline geliyor diyor. Çünkü ben şimdi şuradan geçen adamın hırlı mı hırsız mı olduğunu bilmiyorum. Kim bu diyor.
Mahallenin yenilerine sorduğunuz zaman, ilk geldiğiniz zaman çok tekinsiz bir yerde ama her geçen gün daha güvenli bir yer haline gelmeye başladı diyor. Çünkü her geçen gün sokakta kendisine benzeyen daha fazla insan görüyor. Öte yandan ben emniyet müdürlüğünden suç verileri de aldım. 2010'da 2018 arasında neredeyse hiçbir fark yok. Yani mahalle aslında filan güvenli bir yer ya da daha güvensiz bir yer haline gelmemiş. Ama hissiyatı mekan aidiyetiyle bağlantılı ve sosyal sermayesiyle bağlantılı olarak yarattığı güvenlik hissi var. Soylulaşmaya dair aslında çok net alanlardan bize bir sunan alanlardan biriydi yer verilmenin. 7 tane şey demiştim sana, bir saattir konuşuyorum, bitirmek üzere, merak etmeyin. Az kaldı. Soylulaşma tartışmalarında şöyle bir şey var. Bir grubun söylediği yeni orta sınıfın ya da farklı sınıfların bir arada yaşıyor olması dezavantajlı gruplar için bir fırsattır. Çünkü orta sınıf ya da yeni orta sınıf dezavantajlı gruplarla kendileriyle birlikte farklı fırsatları da çekebilirler diyor. Ama soylulaşma literatürü buna karşı diyor ki yani böyle bir şey mümkün değil. Çünkü yeni orta sınıf ya da orta sınıf dezavantajlı grupların yaşadığı yere yerleştiği zaman onlarla hiçbir bağ kurmuyor ki. Onlar hiçbir bağ kurmadığı için birinci argümanın söylediği yararlı hiçbirinin gerçekleşmesi mümkün değil. Çünkü zaten kendi tüketim kültürünü getiriyor diyor. O yüzden soylulaşma tartışmalarında bir hani kültür tüketimiyle ve işte işin gayrimenkul spekülasyonuyla alakalı kısmını bir tarafa ayıracak olursak esas sosyal etkileşime dair çok net bir tartışma alanı da var. Yani buradaki gruplar arasında yeni gelenler, eski gelenler, yeni orta sınıf, orta sınıf, dezavantajlı gruplar, mahallenin eskiler arasındaki etkileşimin ne şekilde olduğu aslında soylulaşma sürecinin kimyasında net olarak tanımlayan alanlar vardır. O yüzden toparlayınca mesela yer birbirinin arasında çok ciddi bir şey koyabiliyoruz. Benim çalışmam direkt soylulaşma süreciyle alakalı değildi. Şeyin cevabını veremiyorum. Soylulaşma serbest piyasa içinde engellenebilir bir şey midir, değil midir? Gayrimenkul spekülasyonu engellenebilir mi, değil mi? Ama sosyal sermaye üzerinden baktığımız zaman farklı sınıf hareketlerinin aynı mekanda toplandığı yerde bu sınıflar arasında, topluluklar arasında etkileşim olanaklarının yaratılması en azından bu vakit süreci yaşayan mahallelerde kültür üretiminin ve ortak mekan üretiminin ortak haliyle devam etmesi için fırsat yaratabilir. Ve mahalleli olma durumuna doğru. Yani mahalle bizde sırf terminolojinin içinde değil aslında popüler kültürde de içini boşalttığımız kavramlardan biri. Mahallelerimiz kayboluyor, mahallelerimiz ölüyor, mahallelerine çok konuşuyoruz. Bir toplulukların bir arada ne şekilde etkileşim ve ortak üretim nasıl yaptığı aslında bizim mahallenin ne olduğunu da tekrar ben sorgulamaya, mahallenin kavramını tekrardan ele almaya gidiyor. Keza mesela yer devrimindeki yenileri de kendileri mahalleli olarak görüyorlar. Mahalleye sonradan gelenler de burası benim mahallem. Çünkü buraya geldiğim zaman evimde gibi hissediyorum. Başka bir yerde yaşamam da imkansız diyor. Ve bunu kurmasında işte o sosyal etkileşimin ve çalışmaların ne kadar rolü var, o önemli. Ve son olarak ilk başladığım yere geri döneyim, yani ilk çıkış noktası buydu. Yani mekan üretiminin doğası ve tasarıma dair bence sorgulamamız gereken temel şeyler var. Yani biz tasarım sürecinde aslında ürüne müdahale ediyoruz. Kolektif olarak üretilmiş bir şeyin ürününe müdahale ediyoruz. Halbuki o mekan üretimini devam ettiren dinamiğin kendisinin içindeki paydaşlardan biri olmak, o üretim dinamiğinin kendisine müdahale etmemiz mümkün. O yüzden bence etkileşim üstünde ve sadece kolektif üretim üzerinden bir kentsel müdahale pratiğini tartışmak bize tasarımın niteliğini de değerlendirme fırsatı veriyor. Tasarımın iyi tasarım, kötü tasarım arasındaki kriterleri hani neler üzerinden kurguluyoruz. O tasarım müdahalesinin içinde önemli olan hani biçimsel bir takım veriler var, malzemeye dair veriler var, kullanıma dair veriler var. Ama burada etkileşime dair verilerin aslında totalde kent mekanı üzerine etkisinin daha yoğun olduğunu belki tartışabiliriz. Benim konuşacaklarım bu kadar. Bir saat oldu. Ama varsa sorularınız, bu sorularla alakalı devam etmek isterim.
Telsiz mikrofonu. Merhabalar. Ben de lisans bitirme döneminde Darebeli Kent Merkezi'nde Bankadar Caddesi örneklerini seçmiştim. Orası da bir ticaret aksıydı. Orada sosyal sermayeyi değerlendirmeye çalışmıştım. Şimdi siz de işte atölyeden bahsettiniz. Yani ben hani ticari alan diyebiliriz bunlara ve kamusal alanlardan bahsettiniz. Acaba kamusal alanlarla ticaret alanları arasındaki sosyal sermaye nasıl değerlendirilebiliriz? Yani arasındaki farklar ya da benzerlikler mi? Şimdi bir mekan, şimdi sosyal sermaye... Yani şöyle söyleyeyim ben. Hem sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak hem de kendi çalışmamdan yola çıkarak aslında ticaret alanlarında sosyal sermayenin daha kuvvetli olduğunu söyleyebilir miyiz kamusal alanlara göre? Ben bu sorunun net olarak cevabını evet olarak vermek yanıltıcı olacaktır. Yani ticaretle bağlantılı olarak sosyal sermaye ticari alanların olduğu yerde gelişir cevap yanıltıcı olur çünkü olabildiği durumlar olabilir. Örneğin yer verimleri örneğinde, mahalle ölçeğinde esnafla kurduğunuz ilişki ya da tüccarla kurduğu ilişkinin başka bir boyutu var. Ama sen bankalar caddesi demiştin. Homofil bağlar belki daha kuvvetli olabilir. Yani olabilir. Sonuçta şeyin de o iş yerinde çalışanların da kendi arasında bir ilişkiler var. Ama onun mekanla direkt bağlantısı ne kadar güçlü, ne kadar zayıf genelleme yapamayız. Mahalle ölçeğinde yerel esnafın çok etkisi olduğu var. Zaten başına söyleyeyim yani bu çok yani 1960'lardan beri şiddetle tartışılarmış yani. Mahalle esnafının ya da mahalledeki yerel ticaretin sosyal sermayenin gelişiminde bir etkisi var. Bununla ilgili çok ciddi ampirik çalışmalar da var. Ama genel olarak ticaret çok tatlı. Şeyi mesela şöyle diyebiliriz. Bir şekilde kaldırma kamusal mekanı taşan mesela ticarethanelerin daha da etkisi var. Öyle, daha fazla karşılaşmaya yol açıyor. Buradaki temel indikatör karşılaşma imkanı, etkileşim imkanı. Şimdi sadece işlevi üstünden ticaret, konut gibi bir genelleme yapmamız biraz yanıltıcı olabilir. O her vaka için ayrı değerlendirilmesi gerekiyor bence. Yani mekandan mekana dediğiniz gibi farklı indikatörlerle işte farklı değişkenlere göre yorumlamamız gerekiyor. Yani tek bir kıstasla işte sosyal sermaye Merhaba. Ben netleştirmek için soruyorum. Aslında bu çıkarımların sizin sanatçılar, sanatörler sahiplerinde yaptığınız görüşmeler üzerinden çıkarıyoruz değil mi? Bu sonuçları aslında. Yani hem o hem de mesela ben çok uzatmak için detayına girmedim de öne çıkan kanal önderleriyle tekrar hali görüşmeler yapıldı. İşte bir takım çalıştaylar yaptık, bir takım açık şeyler, açık çağrılı çalıştaylar yapıldı. Odak grup çalışmaları yapıldı. Ama en uzun süren ve detaylı olan şeydi, sanatçılarla olandı. Sanatçılar bir yandan işte o yeni orta sınıfın yönelimleri ve tüketim alışkanlıklarını da yansıtıyorlar yani bir şeyle. Öte yandan mahallenin eskileri dediğimiz aslında yeni orta sınıftan daha mutlular biz. Yani mahalle eskileri kime göre eskilere? Şimdi eskileri dediğiniz hemşerileri de aslında şimdi 1950'lerde gelmişler, ikinci jenerasyon. Onlar da benzer bir entegrasyon sürecini yaşamışlar. Şimdi buradaki, bugünkü içinde tartıştığımız örneğin soydaşlık sürecini bir net yeni sınıf, orta sınıfın gelmesi olarak düşünüyoruz. Ama bunu daha genel olarak yani mevcut bir topluluk dokusunun içine yeni bir sınıfın yerleşmesi olarak ele aldığımız zaman 1950'lerde de yaşanmış. Yani işte gayrimüslim orta sınıflar, yani üreten başka bir işçi sınıfı oraya yerleşiyor. Aradan 50 yıl geçiyor, bu sefer başka bir üreten, bu sefer işte kültür ve bilgi üretimiyle ilgili yeni bir sınıf geliyor. Ve şimdi
1950'lerden sonra aslında şey kurulduysa, ortak mekan aidiyeti kurulduysa, bugün de yine ortak mekan aidiyeti şey üstünden, yani sonuçta mahalle kimliği her zaman bir retorik. Yani o ne kadar bizim kurulmamızla bağlantılı. O mahalle retoriğini tekrar nasıl üretiyoruz birazcık? Aslında şeyi onu gösteriyor. Ben Hümeyti şunun için merak etmiştim aslında. Bunu sanatçılara ya da yeni orta sınıfa bakarak değil de o işte eski de dediğiniz gibi aslında muğlak olan da ama sonuçta bu yeni orta sınıf mahalleye geldiğinde orada olan kesime, daha eski sakinlere odaklanarak sorsaydık da acaba aynı sonuçlara çıkar mıyız diye merak ediyorum sadece. Onu sormak istedim. Ben de merak ediyorum. Bence önemli bir konu bir şeyi, yani mahalle hazırlık insanlarla beraber çok görüşmüyor. Yani çünkü hani 8 yıldır çalışılan bir şey mahalle örgütlenmesinin içinde onların şeylerini az çok üstüne görüşmelerden biliyoruz. Ama bu tip bir analiz, daha analizini onlarla yapmamız hani şey değil. Daha önce şeylerden, yüz yüze görüşmelerden ve bir tane takım şeylerden biliyoruz. Ama evet, böyle bir araştırmanın oraya yansıtılması çok daha verimli olur bence. Var mı başka? Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.